Abi su aldık. Borcumuz ne kadar? Senin paran Bakkil'le geçmez be abi. Burası Bakkil. Allah'ına kurban seni. Ben de senin Allah'ına kurban. Tanışımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şu anda Gezgin Cafer abimizle birlikteyiz. Bizi ziyaret etmiş. İlçemize hoş gelmiş. Şeref vermiştir efendim. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mah, mah, mah. Allah razı olsun. Böyle güzel insanlarla tanıştık arkadaşlar. Birazdan çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. Kaymakam Bey'le de görüştük. Şimdi Elazığ yollarına düşüyorum arkadaşlar. Yollarda görüşmek üzere. Arkadaşlar, bu kabin ismi neydi abi? Ne? Bu kabin ismi neydi? Sedir Kıraathanesi. Sedir Kıraathanesi'ne geldik. Burada Feremen kardeşimiz vardı. Bana çay içirdi. Su verdi. Allah razı olsun. Onunla biraz sohbet ettik. Elazığ yollarına çıkmadan önce buradaki abilerimizle tanıştık. Çay daha iç abi. Abi şimdi iki bu. Hadi bir çay da getir abilerimizin. Kahvemizin patronudur. Bir iki ortak patron. Abi sen çay daha ver. Abi yani fenomen hiç işte diyor. Fenomen neye yarıyor abi? Yaksana anlatsın abi. Devam et. Abime bir çay abi. Arkadaşlar şimdi benim sese kadar ne bekleyin? Bu abi. Yunus abi bu işletmenin sahibiymiş. Ben gidiyordum. Ben değilim abi. O. Var o. Vallahi burada. Odur o. Burada kimse sahip olmak istemiyor. O diyor. Bu insanların hayatta büyüklük yok arkadaşlar. Çok temiz insanlar. Şimdi ben iki bardak çay içtim. İki tane su verdim. Batarama doldurdum. Bu kardeşim bak burada. Selam leninam 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 Senden önce iki bisikletli daha gidiyor. Yok, benden önce gitti işte. Ben onlara ulaşamadım ya. Onlar bir yerlere girdiler. Ama gençler de sana... Sen ben nerede gördün? Ben senin Arap uşağını... Sen nereye gidiyordun o zaman? Ben orada Fransa'yla gittim taksi almaya. Sen beni yolda gördün. Ben seni yolda gördüm. Badem ağaçlarının dibinde oturmuştum. Ara ara dinleniyor musun işte? Asfaltı görsen, dün gittik ya, yolun kenarında oturmuştu. Önde iki tane gidiyordu ya. Hem bademlerin orada oturmuştu. Yorulmuştuk, işte o dağları açtık. Çayım var, dört çayım var. Yok, sen yalnızdın. O diğerleri sana bayağı fark atmıştı yani. Diyebilir miyim? 10 kilometre fark atmış abi. Ben şimdi bir sohbet ediyorum, camilerde namaz kılıyorum. O halkın muhtarıyla sohbet ediyorum. O halkın insanlarla sohbet ediyorum. Yani hobi mi? Hobi hobi. Yani spor yapma. Paşamız da geldi arkadaşlar. Bu da paçacı. İsmin neydi senin? Barış. Barış kardeşimiz bana şimdi güzel bir paça getirdi. Şimdi onu Barış hadi. Olayım. Şimdi onu afiyetle içeceğim arkadaşlar. Ben de şu karşıda oturacağım. Mis gibi sambusak korktu. Eline koluna sağlık. Eyvallah afiyet olsun. Arkadaşlar paçamız geldi. Ben şu paçamızı içeceğiz şimdi. Burcu burcu sambusak korktu. Ya ekmemizi de getirmişler. Şimdi afiyetle bunu içeceğiz arkadaşlar. Ayrılmak istemiyor arkadaşlar buradan. Allah Teala bizleri buraya kadar getirdi. Yani biz bu yola çıkarken hiç aklımızda yoktu türbeye geleceğimizden. Allah Teala bizleri bu türbelere getirdi işte. Bak. Dalgalanıyor ay yıldız bayraklarımız. Bunların sayesinde. Fethi Sekin'in annesi Zeynep Hatun Sekin. Allah'ım sen bunların günahlarını bağışla ya Rabbi. Mekanı cennet olsun ya Rabbi. Allah Teala ne güzel anneler yaratmış. Ne güzel anneler de evlatlar dünyaya getirmiş. Son kez geliyorum gitmeden Fethi Sekin şehit annesi. Annesinin kabri.
de yazdık arkadaşlar. Tekrar okuyorum. Sayın şehidimiz, bizleri korumak için canınızı feda ettiniz. Bu vatanı sizlerin sayesinde korkmadan geziyoruz. Mekanınız cennet olsun. Gezgin Cafer. Dün Fethi Sekin'in kabrine giderken çekim yedirmişti. O arkadaşın giderken bir selam vereyim dedim. Vedalaşmak istedim. Ama şu anda da evinde kimse yok. Kiraz yediğimiz yer yani bu da. Hep tolu vurmuş. Kaçıran tolu vurmuş. Ya. Bu video izliyorsan abim Fethi Sekin'in kabrini ziyaretten sonra orada kaldım. Sabah senin evinin önünden geçerken seninle vedalaşmak istedim ama evinde yoktun. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar buradan gel sen de yanıma doğru gel. Burada Elazığ'a doğru gidecekti. Arkadaş dedi ki işte adres tarif edecek. Güvergah tarif edecek. İsmin neydi senin? Serkan. Serkan abi. Ne iş demiş olsun? Çiftçi kardeşim. Çiftçi kardeşim. Bu arkadaşım da çiftçi. Amca sen ismin neydi? İsmin neydi? Tamam abi. Hasan abiye de bir şey. Anlamadım. Yok yapmadım. He, su enerji. Tamam, yok yapmadım. Hasan dergiye de bir çay. Yapmadım amca. Çıktık geldik öyle işte. Sizin gibi insanlarla tanışmak için. Bana adam bir şey. 2,5-3,5 oldu başlar. Yok yok. İşte buradan Elazığ'a gideceğim. Böyle sandım. 27'de. 27'de 3,5 milyar. Telefoncuya girdim. O genç çocukta tripod istedim ama tripod yokmuş. Yollarda tripodu kuruldu. Evet, dukkan. Ondan sonra paça söyledik. Paça işindik de paçanı izleyip çay içelim dedik. Yine Muhtar'a kahvesine geldik. Bir sohbeti güzelmiş. Çay getirdi. Şimdi onun çayını içiyorum. Abim geldi, sohbet ettik. İşte 2400 milyon koyacakmış. Belli bir hizmetler yapacağım dedi. İnşallah. Dediğim gibi oluyor. Buradan sen de bir mesaj gönder, bir şeyler söyle. Halkın için bir şeyler söyle. Muhtar adam mısın? Muhtar adaysın ya. Halk için hayırlısı o ister. Çarşıda kim varsa o olsun. Arkadaşımız şimdilik de çalışmaya başladı. İnşallah. Abi, gönülde ne yazıyorsa o olur. Darıma hoş motivasyon. Biraz daha çayını içeyim de sonra yine yollara çıkacağım. Bayım bakalım. Tavsiye. Söyle. Bana git. Bu yeğeni mi? Yeğeni. Bana git. Çabana git. Para kalkar. Hem para kalkar. Ufak bir yer. Evet. Kışın 4 gün. Ben veririm abi, ben veririm. Allah razı olsun. Sağ olasın. Tamam, Kemal abi. Niye tabii? Yok ya. Kışın 4-5 bin olur nüfus. Yazın 12-13 bin, 15 bin kadar çıkar. Burası. Tabii. Sonra gelin tek karşıdır. Valla sağ ol. Sizin kusura karşın. Sen hiç durmadın 2 dakika. Şey, burada bakıyorum. Aa, burada da sen yıkılgırdın abi. O, iri uşağı olsun. Buralara da besin. Kısım kısım, sem sem. Tabii. Mesela geçen sene bunu orada. Elazığ 38 kilometre var arkadaşlar. Elazığ yoluna girdim. Sütlüce köyüne giriş yaptık arkadaşlar. Burası da Sütlüce mezrası. Daha yolun güzeline bak. İniş devam ediyor daha. Az bir okşum kaldı arkadaşlar. Salatalık almıştım biraz. Dünden kalan. Yanımda bire bulunduruyorum işte. Yeşillik. Enerji veriyor. Meyve yemekten usandık arkadaşlar. Yani kiraz yemekten, erik yemekten, elma yemekten hepsinden usandık. Bismillahirrahmanirrahim.
Oraya açtıktan sonra daha da yok çıkmaz herhalde. Burada ne? Şuradan tut. Buradan? Aynen. Tut öyle. Heh. Atla abi. Dur ayağımı da şuna attım. Gitmez lan ne? Yo yo ben buradayım. He tamam seçek. Arkadaşlar şimdi dur. Elazığ'a giderken bir gençle tanıştık. Şimdi bana şey. Bu gitmek için ne yapıyorsun? Ayağını karnının altına vuruyorsun. Sen ben böyle mi tutuyorum? Aha. Şöyle. Atıyorum şimdi arkadaşlar. Ayağım da böyle yapayım lan ne? Aha. Ha, şimdi tamam. Gezgin Cafer atın üstünde. Arkadaşlar Elazığ'a giderken bu arkadaşla tanıştım. Ya ata binmek de ne güzelmiş ya. Şimdi ya. Başını çevir abi. Tek tarafı çek, tek taraf. Görüyor musun? Gezgin Cafer attı. Elazığ yolunda yokuş tırmanırken bir gençle tanıştık şimdi. İsmi neydi senin? Kemal diye bir arkadaşla tanıştık. Ne var senin aklında? Zehir mi? İlaçlı. Ne ilaçlı? Sebze ilaçlı. Neredesin? Yeriniz? Bizim Sütlüce'de var. Maskede var. Şimdi burada Sütlüce'ye kaç kilometre var? Ne kadar daha yokuş çıkacağım ben? Şimdi bu yokuşu çıkarsın. Ne kaç kilometre var? Tepede bitiyor mu? Yok, Sütlüce orada bitmiyor. Yok, yokuş ne kadar sürer lan? Yokuş o tepeden sonra bitiyor. İniş var. Evet, iniş var. İnişten sonra yine tepeye çıkıyorsun. Ondan sonra hepsi iniş. Hepsi iniş ha. Arkadaşlar. Böyle bir arkadaşla tanıştık. Bu arkadaş senin oğlun. Bu oğlun. Bu amcamızın ismi neydi amca senin? Nazım. Nazım amcanın oğlu bu da. Sizin isminiz neydi? Naim. Naim. Naim kardeşim. Bu senin kızın herhalde. Yok. Benim yeğenim. Yeğenim maşallah. Çok güzel maşallah. Ben böyle Türkiye'yi geziyorum. Karış karış. Akdeniz, Ege, Marmara, yani Muğla, Bodrum, Uşak her tarafı gezdim. Motorla gezdim o zaman. Sıkıntı oldu motordan. Takla attık. Sattık motoru. Böyle bir bisiklet aldık. Bisikletten sağlıklısı ya. Böyle bir bisikletten geziyorum. İçinde yatağım, yorganım, demliğim, ekmeğim, yemeğim, suyum, her şeyim var. Bir kenara koyduğum zaman iki günlüğüne orası benim. Aynen. Dağlarda, bayırlarda kalıyorum böyle. Gelirken Baskir Dağları'nda kaldım. Dağların zirvesinde. Gece saat 4'te kalktım. Çadırdan dışarı çıkmamla girmem bir oldu. Buz. 5 dakika dışarıda kal. Çadır olmasa donarsın. Malatya tarafından mı geliyorsun? Malatya tarafından geliyorum. Malatya'dan feribota bindim. Feribot tarafından geldin. Feribot tarafından geldim. Ha bir de bir yol daha var ya. Kömürhan oradan. O taraftan gelmedim. Feribottan geldim ben. Yani evet. Bir de feribota bineyim dedim. Aynen. O ayrı bir zevk yani. Feribota bindim. Feribottan inince oranın restoranda bir genç vardı. Onunla tanıştık. İşte bir restoran işletiyorlardı. Beni çağırdılar. Basit kayısısını tanıttılar. Yedim. Onların yolları böyle mucurluymuş. Evet. Sıkıntılıymış. Onu da dedi, çektiler. Kaymakama iletir misin dediler. Dedim niye iletmeyin dedim. Bizim bir herhangi bir kimseden isteğimiz olmaz. Ama sizin isteğinizi iletirim dedim ben. Evet. Gittim kaymakamla konuştum. Kaymakam dedi zaten o projemizde dedi. Allah razı olsun. Çok iyi bir kaymakam. Aynen. Dedi en kısa zamanda elimizden geleni yapacağız. Kaymakamın kalem müdürüyle görüştüm işte. Zafer Bey'di tahmin edersem ismi. İsimden unutuyorum. Çok kişiyle tanışıyorum ya. Ya dedi iki tane üç tane dedi böyle dağlara iki tane üç tane ev yapıyorlar dedi mesela diyelim beş tane. Mecburen dedi o dağlara dedi yol götürüyor, su götürüyor, elektrik götürüyor. Yani bir ilçeye ile yol götürmek farklı, iki eve, iki mezraya, üç mezraya yol elektrik götürmek farklı. Bu kaymakamın işi çok zormuş. Evet. Yani o kadar çalışıyor. Çok güzel bir kaymakamımız var. Çok güzel bir kaymakamımız var. Aynen, yani gurur duyuyorum bu kaymakamla. Hem genç aynen. Hem dinamik. Aynen. Yani önü projesi dolu ha. Yani aynen. Ne kadar işi var. Oturmuyor, yatmıyor. Ben gitmeden önce ihaleyle konuşuyormuş. İhale verecekmiş artık. Ne ihalesi ise. Yani hep çalışıyor. Hizmeti iyi ya. Hizmeti şey hizmeti iyi. Buradan kaymakama bir selam gönderin. Kaymakama selam gönderelim ya. Ya. Hizmet adamı kendisi zaten. Allah razı olsun. Allah kendisinden razı olsun. Ya. Sen de amcam. Gerçekten böyle kişiler yani zor bulunur. Gerçekten yani kendini, vicdanı, merhametli, halkıyla iç içe olan bir kaymakamım. Ya Allah razı olsun. Allah razı olsun amcam. Ya. Sen de kaymakama bir selam gönder. Yani başarılarından dolayı kendisine teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yokuşu bitirdik arkadaşlar. Şu anda inişe geçtim. Yine Allah'a bismillah.
Gergin Cafer yollarda. Yollar dayanır mı bize ya? Şöyle güzel memleketlerde temiz havayı alıyoruz. Her çıkışın bir inişi varmış. Ya biraz rahatlayalım şöyle. Kilometre yapalım. Suyum bitti. Çeşme gördüm arkadaşlar. Şurada bir su dolduracağım. Bu çeşmeye Sait ve Ayşe Beycur hayratıdır diyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bir ağaçlancası olsun. Arkadaşlar, şu yoldan geldim. Bayağıdır. Şimdi şu karşı tarafa gideceğim. Kaşı yediğim yerler, bunlar kaşı. İşte kopardım şu kaşıdan. 4 tane kaşı yedim. Biraz açtım gitti arkadaşlar. İde 12. Elazığ'a 20 kilometre kaldı arkadaşlar. İnişte geldim bayağıdır. Bayağı rahat geldim yani. Yokuşlar bizi biraz yordu. Şimdi yanıma hiçbir şey ekmek almayı da unutmuşum Baskil'den. Yakınlarda market de yok. Şimdi bulabilirsem şu bahçeden bir şeyler koparacağım. Eğer kayısı falan nasılsa bir bakayım şöyle bir şeyler yiyeyim de şöyle bir kayısı arkadaşlar bir bakayım tadına nasıl. Şunu bismillahirrahmanirrahim. Biraz kayısı yiyeceğim arkadaşlar. Burada tadı güzel. Murat. Murat abim. Şimdi efendim? Ben camiye girerken camide ihtiyaçlarımı karşılayacağım, abdestimi alacağım. Eğer açıksa biraz dinleneceğim. Bu abimizi gördüm ben, arabasını yerleştirdim. Ben de dedim ki herhalde bu köyde oturuyor. Beni görünce geldi, acaba dedi eşyalar falan olunca bir tanışmak istedi acaba kimdir, necidir falan diye. Ama sordum herhalde arabası sıkıntılıymış. Arabada bir şey mi oldu abi? Ne oldu arabaya durdunuz öyle? Fan çalışıyordu baktık dedi. Sıkıntı yok değil mi? Yok. Allah Allah sizi yolda bırakmasın Allah abi. Allah razı olsun. Böyle köylere geliyorum. Buralardan geçerken sizlere tanışıyorum abi. Çok iyi. Şimdi bu abimizle tanışalım. Abi sizin isminiz ne? Sayın Erol. Elazığ merkeziyim ben. Elazığ merkez. Evet. İşte sizin oraya geliyorum abi ben de Elazığ'da. Elazığ biraz gezeceğim. Oranın güzel insanlarla tanışacağım, sizin gibi insanlarla. Arkadaşlar bu abimiz de Elazığlıymış. Bayırları, bayırları açtık geldik. Böyle güzel insanlarla tanışmak için. Amacımız herhangi bir şey değil yani böyle menfaat kazanmak, para kazanmak o değil. Amacımız güzel insanlarla tanışıp sohbet etmek. Doğunun güzelliklerini özledik. Doğunun tarihlerini özledik. Doğunun kültürünü özledik. Doğunun insanlarını özledik. Yani dünyayı gez, doğuyu gezmezsen hiçbir işe yaramaz. Yani doğunun güzelliklerini gezdikçe anlayacaksınız. Böyle güzel insanlarla tanıştıkça. Ülkenin her köşesi de güzel. Batısından, kuzeyinden, ya, doğusundan, güneyinden. Ya. İnsanlarımız da güzel. Ya. Memleketimiz de güzel. Gezmek, görmek lazım. Allah razı olsun. Biz sizi burada tesadüfen yanaştık. Tabii ya. Bisikleti de görünce acaba arkadaşa dedim tabii kendin ya. Adım dedim yabancı gezici mi, tabii yerli gezici mi diye. Onu biz de merak ettik. Sorduk. Allah Teala devremize zavallı vermesin. Amin, bak amin. Bizi buraya kadar geldik. Amin. Hiç kimse ne karıştı ne etti. Yok, sıkıntı olmadı. Kardeşim. Her gittiğimiz yerde de çay verdi, içirdiler, yemek edildiler, su verdiler, sohbet ettik. Allah Teala bunları korusun yani. Amin, bu doğunun güzellikleri çok güzel arkadaşlar. Memleketimizin abi, her köşesi de güzel. Memnun oldum sizinle tanıştığımız. Biz de memnun olduk. Allah kolaylık versin. Allah yolunuzu da açık etsin. Tanıştığımız arkadaşlar, kendimi böyle bir ufak bir ağacın altına sığındım. Hiç ağaç falan yok. Tam dağların ortasındayım.